Değerli basın mensupları, dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve şehitleri anma günüydü. Bu toprakların cesur evlatları bundan 105 yıl önce gönüllerindeki vatan sevgisiyle Çanakkale'de büyük bir zafer kazandı. Ülkemizin temelinde yatan ruh, Çanakkale'de emperyalizme boyun eğmeyen birlik ve beraberlik ruhudur. Bu vesileyle büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, koronavirüsü başta komşumuz Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya COVID-19 virüsünden etkilenen insanların sayısı 191 bine ulaştı. Virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7800'ü aştı. Türkiye'de de kritik eşik olan 1000 vaka sınırını aştık. Ülkemizdeki vaka sayısı dün itibariyle 191 oldu. Çok hızlı bir tırmanma süreci yaşıyoruz. Virüsten dolayı iki vatandaşımızı kaybettik. Her şeyden önce kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Hastalığın daha hızlı yayılmaması ve hastalarımızın sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir. Alınan tedbirlerle virüsün Türkiye sınırlarına girmesini geciktirdik. Ancak virüs artık Türkiye'de ve başlangıçta iyi götürülen süreçte giderek eksiklikler dikkat çekmeye başlıyor. Bu nedenle Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için insanlara, ailelere, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor. Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız. Değerli basın mensupları, küresel korona salgını insanların sadece canını değil, işini, aşını da tehdit ediyor. Elbette ailelerin canı her şeyden kıymetli. Ancak insanların yaşama tutunmasını sağlayan işlerini de korumak gerekiyor. Dünya ekonomisi daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıya. Bir yanda küresel üretim ve değer zincirleri darmadağınık olurken, diğer yandan küresel tüketim ve yatırım da çöküyor. Küresel sermaye güvenli limanlara doğru geri çekilirken, küresel borsalar, faizler, güven dip yapıyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları sistemi ayakta tutabilmek için para musluklarını sonuna kadar açıyor. Ancak öyle bir güven bunalımı var ki her yeni tedbir piyasalarda panik havasını daha da arttırıyor. Küresel ekonomi adeta daha önce haritalanmamış bir coğrafyada yönünü bulmaya çalışıyor. Burada saydamlık son derece önemli. Türkiye bu türbülansa yaklaşan kış için tedbir almayan, bulduğunu harcayan, İşler bozulunca da kendinden başka herkesi suçlayan liyakatsiz bir yönetimin elinde korumasız ve çok kırılgan bir ekonomik yapıda yakalandı. İçeride kendi ekonomik krizimizi yaşarken küresel tsunami kıyılarımıza vurdu. %1'in altında büyüyen bir ekonomi, 8 milyon işsizle bu türbülansa maalesef yakalandık. Hem para hem de maliye politikasında har vurup harman savurduk. Kötü günler için neredeyse hiçbir manevra alanı bırakmadık. İktidar geçen yıl kar ve ihtiyat akçesi olarak Merkez Bankası'nın 78 milyar lirasına el koydu. Milletin kefen parasını yerel seçimlerde harcadı. Saray bu yılın başında da aynısını yaptı. Ocak ayında Merkez Bankası'nın 41 milyar lirasına el koydu. Bunu da yandaş müteahhitlere geciken ödemeleri yapmak için kullandılar. Şimdi Merkez Bankası kasasında kara günde kullanılacak tek bir delikli kuruş kalmadı. Net döviz rezervlerimiz yılbaşından 17 Mart tarihine kadar yarı yarıya geriledi. 18 milyar dolara geriledi şu anda rezervlerimiz. Bu 14 Aralık 2006 tarihinden bu yana görülen en düşük döviz rezervi. Merkez Bankası'nın swaplar yoluyla aldığı emanet dövizler düşüldüğünde kasanın tam takır olduğunu cümle alem biliyor. İşte bu nedenle Türkiye'nin risk primi rekor seviyelere çıktı. Borç temettü risk primlerine baktığımızda korona salgınının başladığı Çin'de 70, her gün yüzlerce kişinin öldüğü İtalya'da 269, salgının etkilediği bir başka Avrupa ülkesi İspanya'da 168, bize benzeyen ekonomilerden Endonezya'da 233, Brezilya'da 383, Türkiye'de ise risk primi
580 puan. Küresel sermaye tüm dünyada güvenli limanlara sığınıyor. Bu bizim gibi risk primi yüksek ekonomilerden çıkışı daha da hızlandırıyor. Sene başından bu yana hisse senedi piyasasından 1,3 milyar dolar. Devlet iç borçlanma senetlerinden ise 2,8 milyar dolarlık yabancı çıkışı oldu. Korona memlekete öyle bir ortamda girdi. AK Parti Genel Başkanı her kritik dönemde yaptığı gibi sarayına kapandı. Ekonomiden sorumlu damat ise sadece tweet attı. İsmi vardı, cismi yoktu. Oysa dünya üretim zincirleri ve finans sisteminde daha önce öngörülmeyen değişiklikler bir süredir yaşanıyordu. Türkiye, dış ticaret, bankacılık düzenlemeleri ve sermaye hareketli alanlarında akılcı önlemler geliştirmeliydi. Sarayın ideolojik faiz takıntısının doğrulama çabasıyla döviz rezervlerini hovardaca harcamamalıydı. Değerli basın mensupları, güzel bir sözümüz var. Kaptanın iyisi fırtınalı sularda belli olur. İyi kaptan hem mürettebatı hem de yolcuları yatıştırıp güven verir. Gemidekilerin psikolojisini fırtınada sağlam tutar, sonra da gemiyi fırtınanın içinden çekip çıkarır. Güvenli limana yanaştırır. Ama gelin görün ki bizim kaptan ne zaman bir fırtına çıksa dümeni bırakıp saklanmayı alışkanlık haline getirdi. Erdoğan her fırtınada ortadan kayboluyor. Ortaya çıktığında ise millete moral vermek yerine hayal kırıklığına uğratıyor. Son bir ayda yaşadığımız çalkantı ve fırtınalar bunu açıkça ortaya koydu. İdlib'de 34 askerimiz havadan bombalanıp şehit edildi. Askerlerimizin şehadetini Hatay valisinden öğrendik. Erdoğan 3 gün ortada yoktu. 3. günün sonunda milletin değil partisinin vekillerinin karşısına geçti, gülüp eğlendi. Şehit ailelerimizin ve milletimizin acısına acı kattı. Dünyayı kasıp kavuran korona salgınında da 6 gün ortada yoktu. Bu sırada tüm dünyada yönetimler paket üstüne paket açıklıyorlardı. Salgının ekonomik etkilerini bir şekilde sınırlamaya çalışıyorlardı. 6 gün sonra atama bakanlarının, bürokratlarının ve makbul sivil toplum kuruluşları başkanlarının karşısında sahneye çıktı. Bu arada toplantıya partisinin meclis grubunun başkanını, başkan vekillerini ve partisinin genel başkan yardımcılarını da çağırmayı unutmadı. Tam bir tek adam parti devleti fotoğrafı verdi. Yine milletin karşısına maalesef cumhurbaşkanı olarak çıkamadı. Toplantı sonrasında ise katılımcıları evlerine göndermek yerine aralıklı oturtarak insanların sağlığına ne kadar önem verdiğini göstermeye çalıştı. Madem insanların sağlığına bu kadar önem veriyorsunuz, toplantınız bitince o insanları neden evlerine gönderip öyle açıklama yapmadınız? Çünkü görüntü vermenin, kalabalık görünmenin derdindeler. Erdoğan iş yapmak istemiyor, caka satmak istiyor. Bu kibir ne zaman sona erecek gerçekten merak ediyorum. Millet canının derdine düşmüş ama Erdoğan'ın keyfi de neşesi de maşallah dün yerindeydi. Şakayla, espriyle, alayış valayış de paketi açıkladı. Ancak açıklanan paket beklentilerin çok uzağındaydı. Öyle ki bu paket için dağ fare doğurdu dahi demek mümkün değil. Çünkü pakette ne dağ ne de fare var. Adeta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan rol çalmaya çalışan Erdoğan'ın şahsını parlatmak için bir tiyatro sahnelendi. Dün açıklanan paketten çalışanlara, çiftçilere, küçük esnaf ve sanatkarlara derde deva, dişe tokunur hiçbir tedbir çıkmadı. Daha da önemlisi sarayın gözünde çiftçinin kıymeti kalmamış. Bunu da gördük. Çiftçilerin temsilcisini toplantıya bile çağırmamışlar. Bugün korona salgını nedeniyle kahvehaneler, kafeler, eğlence mekanları iş yapmıyor. Küçük esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere piyasada ticaret durmuş vaziyette. Ve iktidar yapılmayan ticaretin, kazanılmayan gelirin, kapanan dükkanın vergisini erteleyerek sadece bunu yaparak piyasayı canlandıracağını zannediyor. Esnaf zaten bir şey kazanmıyor ki. Kazandığından devlete sigorta primi ve vergi ödesin. Bir Macron kadar olamadılar. Çıkıp hiçbir esnafın bu krizde batmasına izin vermeyeceğiz diyemediler. Esnafın yanında çalışanların maaşlarına katkıda bulunacağız, biz ödeyeceğiz diyemediler.
Salgın tüm dünyada turizmi olumsuz etkileyecek. Türkiye de bundan nasibini alacak. Ve kaybedilen yılın telafisi için turizmciler daha birkaç yıla ihtiyaç duyacak. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi bu hafta başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasının salgının ekonomik etkilerine karşı önlem paketlerini açıklamıştık. Uzunca bir süredir toplantı yapıyoruz, bu konuda çalışıyoruz. Önerdiğimiz tedbirlerden biri de konaklama vergisi ve turizm tanıtma fonu kesintisinin kaldırılmasıydı. Ama dün saray sadece, o da Kasım ayına kadar, konaklama vergisini erteledi. Kaldırmak bir yana, Kasım ayına kadar erteledi. Ama bu yıl zaten turist gelmeyecek. Gelmeyen turistten de zaten vergi alınmaz. Bu yüklerin kaldırılması gelecek yılları kurtarabilirdi ama iktidar turizm sektörü yerine vergiyi kurtarmayı tercih etti. Yine millete koronavirüsünden korunmanın tek yolu var, o da eve kapanmak ve kişisel temizlik dediler. Güzel. Peki neden temizlik ürünlerinden alınan KDV'yi indirmeyip sadece iç hatlarda uçak yolculuğundan alınan katma değer vergisini %18'den %1'e indirdiler? Millet uçağa binip gezecek mi, yoksa temizliğine dikkat edip evinde mi oturacak? Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Bir başka husus. 100 milyar liralık paket dediler. Ama biz bakıyoruz, sağından baktık, solundan baktık. Ortada 100 milyar liralık bir tedbir yok. Devlet herhangi bir alacağından vazgeçiyor mu? Hayır, sadece erteliyor. Devletin harcamalarında dişe dokunur bir artış var mı? Hayır. İki kalemde son derece cüzi artışlar var. Bir tanesi en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi. Bir de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım için ilave 2 milyar lira ayrılması. Bu ikisinin kamunun toplam harcamalarına etkisi 3 milyar lira bile etmez. Gerisi vergiye, SGK birimine, borçlara takla attırıp işvereni bir süre rahatlatmak. Yani yine aspirin tedavisi, yine pansuman. Amerika Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarının cebine 1.000 dolar koymaya hazırlanıyor. Vazgeçtik herkese 1.000 dolar vermelerinden. 22 milyon sigortalı çalışan yurttaşımızın cebine ilave 1.000 lira mı koydular? Ona da hayır. Hadi bundan da vazgeçtik. Aile sigortasını getirip ihtiyacı olana 1.000 lira limitli kart verip mahalle bakkalından şu malları al mı dediler? Hayır. Virüs nedeniyle zorunlu izne ayrılacakların, faaliyetleri durdurulan esnafların yanında çalışanların SGK primini, maaşının da bir kısmını ben ödeyeceğim mi dediler? Ona da hayır. Dükkanı kapanan esnafın, evde oturan vatandaşın elektrik, gaz, su parasını ben öderim mi dediler? Hayır, o da yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi krize giren esnaftan bir süre kira almayacağız mı dediler? Hayır, o da yok. Emeklilerin bayram ikramiyesini öne çekmek yerine 12 milyon emekliye ilave bir ikramiye mi veriyorlar? O da yok. Soruyoruz, peki nerede bu 100 milyarlık paket? Tabloya bakınca o meşhur tekerleme akla geliyor. Ağaç nerede, balta kesti. Balta nerede, suya düştü. Su nerede, inek içti. İnek nerede, dağa kaçtı. Dağ nerede, yandı, bitti, kül oldu. Paketin kapağına 100 milyar lira yazmışlar ama paketin içinde 100 milyar lira, içine 100 milyar lirayı koymayı unutmuşlar. Pakette millet yok, yandaş var. Çalışana, yoksula para almak yerine yine hava almak düşmüş. Buna karşılık paralar zaten yandaşların cebine paylaştırılmış. Oysa bütçeyi adam akıllı sağlam tutsalardı ya da Merkez Bankası'nın kötü gün paralarını bir avuç müteahhit için har vurup harman savurmasalardı, bugün tüm sigortaların cebine 1.000 lira koyamasalar da ihtiyacı olana aile sigortası kapsamında 1.000 lira harcama limitli kart verebilirlerdi. Böylece millet bu zor günlerde güçlü bir moral verilir, hem de çalışanların ekonominin çarklarının dönmesini sağlayarak milletin aşını, işini koruyabilirlerdi. Ama benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Milletin gelirini arttıramayanlar şimdi borcunu arttırmayı marifet sayıyorlar. 500 bin liranın altındaki konutlarda konut kredisinin miktarını %80'den %90'a çıkarmak ne zaman tedbir oldu? İktidar hiç şaşırtmıyor.
akılları, fikirleri borç almak, onu da betona gömmek. İşçiyi ve işleri korumaya yönelik doğru dürüst hiçbir tedbir ortada yok. Oysa biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak çalışanlarımızı ve istihdamı korumaya yönelik bir reçeteyi iktidara vermiştik. Salgın nedeniyle çalışanların izin alma koşullarını kolaylaştıran, izinli sayılan işçilerin primlerinin ve ücretlerinin bir kısmının işsizlik fonundan karşılanmasını sağlayan tedbirleri önermiştik ama bu konuda ortada tık yok. Eğitime ara verilmesi nedeniyle 190 bin ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerini giderin demiştik. Bunda da hiçbir şey yok. Aile sigortası dedik, hiçbir gelişme yok. Sicil affı dedik, sadece bundan sonra iş yerleri kapananların siciline borcu ödemediklerinde mücbir sebep yazacaklarmış. Ama bu derde deva olmaz ki. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak çalıştık. Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik. Ama bakıyoruz, sarayın paketinde bu somut sorunlara hiçbir somut çare alınmamış. Birazdan ekonomi masamızın üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekillerimizden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi bu tedbirler çerçevesinde hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağımız yasa tekliflerini ayrıntılı olarak açıklayacak. Değerli basın mensupları, iktidarın müflis bezirgan siyaseti gelişmeleri doğru okumasını engelliyor. Bu tek adam parti devletinin kamu yönetiminde yarattığı tahribat ve ortaya çıkan liyakat açığı iktidarın hem vatandaşı sevindirecek hem de yatırımcının güvenini arttıracak dört başı mamur bir paket ortaya koymasını engelliyor. Onun için paket açıklandıktan sonra başta döviz olmak üzere tüm piyasalarda tedirginlik arttı. Erdoğan'ın dünkü konuşmalarından yaşanan krizden bir fırsat çıkarma arayışı içinde olduğunu da gördük. Ama unutulmasın, talih hazırlıklı zihinlere güler. Kısa vadede korona krizini hafif atlatırsak trilyonlarca dolarlık likidite bizim gibi ülkelere akar. Biz de tıpkı 2009 sonrasında yaptığımız gibi hiçbir şey yapmadan bu sermaye dalgasının üzerinde sörf yaparız gibi bir düşünce varsa açık söyleyeyim, dünyada her şey değişmiştir. Bu da beyhude bir düşüncedir. 2009 krizinden sonra yapılan hataların bedelini bugün aşınan üretim tabanı, artan özel kesim borçluluğu ve daha kırılgan bir ekonomi olarak ödüyoruz. Bu kriz elbette bitecek ve büyük ihtimalle dünyanın üretim ve tedarik zincirinin tek bir ülkeye aşırı bağımlı hale gelmesinin sakıncaları da ortaya çıkacak. Demokrasisi kuvvetli, kuvvetler ayrılığı güçlü, mülkiyet hakkına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, eğitim sistemini çağın koşullarına uyarlamış, bölge ve dünyayla iyi ilişkilere sahip, istikrarlı ve öngörülebilir ülkeler bu yeni süreçte önemli bir avantaj sağlayacak. İktidar krizi gerçekten fırsata çevirmek istiyorsa bahsettiğim bu hususlara vakit geçirmeden odaklanmalıdır. Yok eğer bunlar iktidarın fıtratına aykırı diyorlarsa milletin talihini ve geleceğini artık daha fazla karartmamalıdırlar. Emaneti millete iade etmeli, millet kendi geleceğine kendisi karar vermelidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alacağım. Ondan sonra da Sayın Akif Hamza Çebi'yi kürsüye davet edeceğim. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sadece bir tavsiyede bulundu. 191 hasta sayımız var şu an için. Size göre sokağa çıkma yasağı gündeme getirilmeli mi yoksa tavsiye şeklinde devam etmeli mi bu süreç? Yani bu hastalıkla mücadelenin en etkili yolu sosyal mesafeyi arttırmaktır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun tavsiyelerine aynen uyulması gerekir. Bizim söyleyeceğimiz budur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben izninizle şimdi Sayın Hamza Çebi'yi kürsüye davet ediyorum. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli basın mensupları, koronavirüsün, COVID-19'un bütün ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bütün ülkelerin sağlık sistemleri
ciddi bir yeterlilik testinden geçmektedir. Ancak şunu gördük ki böylesine salgın ve bulaşıcı bir hastalık riskinin varlığı halinde ülkelerin sağlık sistemleri yetersiz kalmıştır. Buna Türkiye'de elbette dahildir. Sağlık sistemleri bireysel hastalıkları, bireysel hastalık risklerini dikkate alarak kurgulanmış olduğu için toplumsal veya kitlesel düzeydeki bir hastalık riskini karşılayan bir sağlık sisteminin olmadığını gördük. Sosyal güvenlik sistemlerinin bu risk karşısında hangi problemlerle karşılaşacağını henüz görmüş değiliz. Bunu da sanıyorum ilerleyen süreçte göreceğiz. Şunu görmüş olduk. Hem sağlık sistemleri hem sosyal güvenlik sistemleri artık yeni hastalık risklerini, yeni sosyal güvenlik risklerini dikkate alacak şekilde yeniden kurgulanmak zorundadır. Elbette Türkiye'ye, ülkemize de bu konuda büyük bir görev düşmektedir. Problem sadece sağlık alanında değil, sağlık konusunda meydana gelen koronavirüs kaynaklı bu risk nedeniyle dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi ciddi bir potansiyel krizin tehdidi altındadır. Türkiye ekonomisi ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Bu krizin etkilerini henüz atlatabilmiş değil ve böyle bir süreçteyken şimdi de koronavirüs kaynaklı potansiyel bir ekonomik krizin tehdidi altındayız. Bunun ilk işaretleri meydana gelmiştir. Şu anda ekonomide bunun etkilerini görüyoruz. Böyle bir süreçten bütün toplumun bütün kesimlerinin, işçi, işveren, kamu çalışanları, esnaf, emekliler, özel sektör çalışanları, toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, herkesi ortak bir ruh etrafında buluşturacak şekilde bir toplumsal dayanışma programıyla çıkabiliriz. Toplumsal dayanışma programı derken toplumu fedakarlığa davet eden bir program değil, tam tersine devleti fedakarlığa davet ederek ekonominin çarklarını yeniden işleyecek şekilde önlemlerini alacak bir süreci tarif ediyoruz. Devlet üzerine düşen görevleri yaptığı zaman toplum bir bütün olarak bir toplumsal dayanışma ruhu etrafında toplanacaktır. Buna inanıyoruz. Bu çerçevede ekonomik alanda alınması gereken önlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak uzun bir süredir bir çalışma yürütüyoruz. O çalışmanın sonuçlarını şimdi sizlerle ayrıntılarıyla paylaşacağım. Ona geçmeden önce şunu da ifade etmek isterim. Biz ekonominin karşı karşıya kaldığı riskler karşısında sorumlu bir muhalefet anlayışıyla daima önerilerimizi yaparız ve önerilerimizi yapmamızın ardından da bunları bir kanun teklifine dönüştürmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. 2019 yılında 13 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o ekonomik krizin en alevli günlerinde 13 maddelik bir eylem paketini kamuoyuyla paylaşmış ve hükümete bu eylem paketindeki adımların atılması halinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün destekleri vereceğini ifade etmişti. Yine bu koronavirüs kaynaklı potansiyel ekonomik krizi aşmak veya onu önlemek amacıyla da yine Genel Başkanımız olsun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsun, parti sözcümüz ve diğer arkadaşlarımız olsun, herkes önerileri bir şekilde yapmışlardır. Bugün de bu önerileri derli toplu bir şekilde ben huzurunuzda sizlere sunacağım. Bu önerileri aynı zamanda yasa teklifine dönüştürmüş bulunuyoruz. Basın toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönerek bu yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Öneri paketimiz toplumsal dayanışma programının ekonomik tedbirler başlıklı öneri paketi toplam 9 grupta 26 öneriyi kapsamaktadır. Bu grupları ve önerileri sırasıyla çok kısa bir şekilde sizlerin ve vatandaşlarımızın bilgisine sunuyorum. Birinci grupta yer alan öneriler vergi önerileridir. Bu grupta toplam 9 başlık altında
öneriler sıraladık. Bunların belli başlıklarını sizlerle paylaşıyorum. Birincisi, vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması. Biliyoruz ki geçtiğimiz süreçte yaşadığımız ekonomik kriz işletmeleri çok ağır yüklerle karşı karşıya bırakmış. Çıkarılmış olan bütün yapılandırma yasalarına rağmen vatandaşlarımız, mükelleflerimiz bu yapılandırma taahhütlerine uyamamış, aksatmışlardır. Ve o yapılandırma yasasının yürürlüğünden sonra da muhtelif şekillerde yine mükelleflerimizin bir bölümü, önemli bir bölümü vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirememiştir. Bu nedenle bu teklifin yasalaşacağını düşünerek yasanın yayınlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi, sigorta prim borçlarıyla diğer kamu alacakları 18 aya kadar taksitlendirilmektedir. Kriz dönemi dikkate alınarak bunun ilk 6 aylık döneminde faiz oranının 0 olarak belirlenmesini uygun gördük. İkinci önerimiz, gelir ve kurumlar vergilerinde geriye doğru zarar mahsubu müessesesidir. Bunu ilk kez telaffuz ediyoruz. Aslında bazı gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde olan bir uygulamadır. Almanya'dan Kore'ye kadar, Singapur'a kadar, Macaristan'a kadar birçok Avrupa ülkesinde bu vardır. Şu anda bizim vergi sistemimizde örneğin 2020 yılında bir mükellef zarar ederse bu zararı önümüzdeki yıllarda kar etmesi halinde o karlardan mahsup edebilmektedir. Oysa biliyoruz ki 2020 yılında birçok işletme zarar edecektir. Bunu görüyoruz ve onların kara geçme süresi oldukça zaman alacağı için biz bu zararın gelecek yıl karlarına değil, geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesini öneriyoruz. Ve bunu bir kriz düzenlemesi olarak değil, daimi bir müessese olarak öneriyoruz. Geçmiş iki yılın karına mahsup edilecek, bu mahsup sonucu iade edilecek bir vergi çıkarsa, bu mükellefin varsa başka vergi borçlarına mahsup edilecek, yoksa kendisine iade edilecektir. Beyanname verme ve ödeme sürelerinde daha uzun bir sürenin kullanılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na yetki veren bir düzenleme yapıyoruz. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresini 30 Nisan tarihine kadar uzatmıştı. Yasa bir aylık bir uzatmaya ancak izin vermektedir. Ama bir aylık süre de yeterli olmayacaktır. O nedenle bu sürelere bağlı olmaksızın ihtiyaca göre Gelir İdaresi Başkanlığı bütün vergilerde beyanname verme ve ödeme sürelerini uzatabilecektir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasını kolaylaştırıyoruz. Bilindiği gibi mükellefler, iş hayatında olan insanlar bir alacağını alamayacak duruma gelmiş ise kanunda öngörülen şartlar dahilinde o alacak için şüpheli alacak karşılığı ayırıyor ve matrahtan indirip yani defterine onu gider olarak yazıyor. Ama bunun için dava ve icra safhasına intikal etme şartı var. Şimdi mükellefleri bu kriz döneminde davayla, icrayla uğraştırmayalım. Vergi usul kanunun aradığı diğer şartları yine arayalım. Ama dava ve icra şartını aramayalım. Kriz dönemine mahsus olmak üzere yani 2020 yılı sonuna kadar bu alacaklar için mükelleflerimiz şüpheli alacak karşılığı ayırarak bunu defterlerine gider olarak yazabilsinler. Diğer bir önerimiz yine yeni bir öneridir. Bekleyen KDV iadelerinin mükelleflerimize avans olarak ödenmesi. İadeler bekliyor. İade için bir hayli süreç var. Yemili mali müşahir raporu yazılacak ya da teminat mektubu verecek mükellef. Bu sistemde teminat mektubu almanın zorluğunu, yemili mali müşahir raporu düzenlemenin ne kadar uzun bir zaman alacağını herkes takdir edecektir. O nedenle bekleyen KDV iadesinin %50'sinden az olmamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kısmı mükellefe avans olarak ödensin. Kriz döneminde bu işletmelerimize önemli bir nakit desteği sağlayacaktır. Bundan özellikle ihracatçılarımız çok büyük ölçüde yararlanacaktır. İhracatçılar KDV iadesinde birinci öncelikli gruptur. İndirimli oranda KDV satan diğer mükellef grupları da ihracatçılarımızın arkasından gelmektedir.
Yatırım teşvik belgeli yatırımlar var. Yatırım ortamının ne kadar olumsuzlaştığını, yatırımcıların yatırım yapmakta ne kadar çekingen davrandıklarını hepimiz biliyoruz. Başlamış olan yatırımların yatırım teşvik belgelerinde öngörülen süre içerisinde bitirilememesi de söz konusu. O nedenle 2020 yılına mahsus olmak üzere bu yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlar hangi düzeyde olursa olsun onun tamamlanmış olmasını kabul edeceğiz. Bu da bir kriz düzenlemesi olarak bizim teklifimizde yer almaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, diğer vergiler ve sigorta prim borçlarında geçmiş dönem borçları için bir yapılandırma önerisini birinci madde olarak söylemiştim. Ama kanun yürürlük tarihinden sonra yani içinde bulunduğumuz bu sürece ilişkin olarak da mükelleflerimiz ödemelerini yapamayabilir. Burada da uzun süreli taksitlendirme, tecil etme kolaylığını yine bir yetki olarak yasalara yerleştiriyoruz. Bu kriz sürecinde buna şiddetle ihtiyacımız var. Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerimiz var. Burada da 7 grup halinde bu önerileri sıraladık. Birinci olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını yumuşatıyoruz. Halen yasalarımızda kısa çalışma ödeneği vardır. Bir iş yerinde çeşitli nedenlerle çalışma süresi azaltılıyor, üretim azalıyor ise ona işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneği verilir. Bunun rakamı ilgili yasalarda belirtilmiştir. Bunun süresi 3 aydır. Bunu 6 aya çıkarıyoruz. 1 yıla kadar çıkarma konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki veren bir düzenleme yapıyoruz. Yine salgın hastalık, bulaşıcı hastalık riski nedeniyle işletmeler eğer kapanıyor ise burada da yine kısa süreli olarak çalışma durduruluyor ise burada da yine kendisine bu durdurma nedeniyle çalışanlara ödenemeyen ücretlerin 3 ay süreyle işsizlik fonundan ödenmesini öngörüyoruz. Bu şunun için önemli. Bu kriz asla ve asla çalışanların işini kaybettiği bir sürece dönüşmemelidir. Çalışanlar iki açıdan önemlidir. Bir bu toplumun mensubudur, önemli bir kesimidir. Sosyal dayanışma, toplumsal dayanışma için çalışanların asla işini kaybetmemesi gerekir. Ayrıca her çalışana yapılacak olan ödeme ekonomide bir talep olarak üretime yansıyacak, üretimi teşvik edecektir. Bu nedenle bunları önemsiyoruz. Buna paralel olarak bir düzenleme daha getiriyoruz. O da şudur. İşverenler çalışanların iş akdini salgın hastalık, bulaşıcı hastalık vesaire gibi riskler nedeniyle feshetmeyecektir. Bunu diğer ülkeler yaptı. Biz de yapacağız. Hem bir taraftan işverenin katlanacağı maliyeti işsizlik fonundan karşılıyoruz. Öte taraftan da işverene diyoruz ki çalışanların iş akdini feshetme, çalışsınlar. Bu önemli bir güvence. Sosyal devletin olduğu bir ülkede bu güvencenin mutlaka çalışanlara verilmesi gerekir. Bütün teklifleri ayrıntılı olarak söylemeyeceğim. Çocuğu olan ebeveynlerimiz, anne baba, çocuğu kreşte, bu kamu çalışanı olabilir, özel sektör çalışanı olabilir. Bu çalışanların çocukları nedeniyle, çocuk kreşlerin kapalı olması nedeniyle bu ebeveynlere izin vermek lazım. Birisine izin vermek lazım en azından. Bu iznin verilmesine ilişkin bir düzenlemeyi yine teklifimize koymuş bulunuyoruz. Sağlık personeli cansiperhane çalışıyor. Kendilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Bu risk karşısında hastanelerde gerçekten sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarhane çalışıyor. Onların bu fedakarlıklarının devlet tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesi gerekir. Şüphesiz ki çalışanlarımız ödül almak için çalışmıyor. Görev aşkıyla toplumu bu riskten kurtarmak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onların bu çalışmalarını ödüllendirmek gerekir. Bu hak şinaslığın, kadir şinaslığın bir örneği olacaktır. Sadece hastanelerde çalışan sağlık personeli olmak üzere
Yani Sağlık Bakanlığı merkezinde çalışan genel müdürler, müsteşarlar, müsteşar kalktı artık yeni sistemde. Elbet onları hariç tutuyoruz. Elbette onlar çalışıyor ama bil fiil hastayla muhatap olan ve gerektiğinde o virüsü alma riskine riski taşıyan o personelimizi ödüllendirmek istiyoruz. Onlara da birer maaş tutarında ikramiye verilmesini öneriyoruz. Teklifimizde bu da yer alıyor. Sosyal destek ödemeleri, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri savunduğumuz aile sigortasıdır. Aile sigortası bütün gelişmiş ülkelerde vardır. Gelişmekte olan ülkeler birer birer bunu sistemlerine dahil etmektedir. Aile sigortası toplumun cebinden, işi olmayan, çalışmayan vatandaşın cebinden bir para çıkmadan bütün vatandaşlarımızın, bütün yoksul, dar gelirli ailelerimizin devletin koruyucu şemsiyesi altına alınması ve onların yaşamlarını idame ettirecek düzeyde bir gelirin kendisine verilmesini sağlayan bir sistemdir. Bunu yine savunuyoruz. Buna ilişkin kanun tekliflerimiz öteden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vardır. O nedenle onu ayrıca bir kanun teklifi olarak buraya koymuyoruz. Bunu bir öneri olarak buradan iktidar partilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere yapıyorum. Ancak bu yürürlüğe girene kadar, bunun elbette yürürlüğe girmesi zaman alır, emeklilerimize Mayıs ayında bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 liralık bir ödeme yapılmasını teklif ediyoruz. Bu da yine ekonominin ihtiyaç duyduğu talebin yaratılması, üretim çarklarının, fabrikaların çarklarının yeniden dönmesi şarttır. Bunun adı bir sosyal destek ödemesi ama bu ödemeye inanın iş dünyası, esnaf, herkes ihtiyaç duyuyor. Bu rakam olduğu gibi ekonomide talep olarak alışverişe yansıyacaktır. 1.000 Türk lirası demek 12 milyon emekli olduğunu dikkate alırsak 12 milyar Türk liralık bir harcama demektir. Emeklilere yapılan diğer 1.000 liralık ödeme hariç onun bu yıl yapılacak olanı Nisan başına alındı. Sayın Erdoğan onu açıkladı. Biz onun dışında ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere 1.000 liralık bir ödemeyi teklif ediyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ata destek ödemesi yapılmasını öngörüyoruz. Teklifimizde var. Ödeme tarihi olarak da 19 Mayıs'ı planladık. Bunun nedeni şu. Elbette 19 Mayıs olunca bunun bir sembolik bir başka anlamı da var. Sembolik olarak isimlendirmek de doğru değil. Önemli bir anlam var. Ama şu anda öğrenciler yurtlarından çıkarıldı. Yurtlara risk altındaki insanlar yerleştirildi. Umre'den dönenler, yurt dışından dönenler belli bir süre orada karantina altına alınıyor. Bu öğrencilerin yurt ücretleri işliyor. Öğrenci bir ay yurda gidemeyecek ama yurt parasını ödemek zorunda. Tekrar memleketine gitti, döndü, yol paraları verdi. O nedenle hiç ayrım yapmaksızın bütün yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ödeme yapılmasını öngörüyoruz. Yüksek öğrenimde şu an aktif olarak 5,5 milyon civarında bir öğrenci vardır. Aktif olmayanlarla birlikte rakam 8 milyondur ama biz aktif olan öğrenciye verilmesini istiyoruz. Bu da önemli bir destektir. Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması, bu zaman zaman başvurulan bir yöntemdir. Yine biz çiftçi borçlarının faizsiz olarak yeniden yapılandırılmasını, bir vadeye bağlanmasını kanun teklifimize yerleştirdik. Sicil affı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sicil affı ile ilgili olarak sürekli önerilerde bulunmaktadır. Kriz bu dönemde 2020 yılında birçok insan taahhütlerini yerine getiremeyecek, çeklerini ödeyemeyecek, senetlerini ödeyemeyecek, onların sicilleri bozulacak. Bu karşılıksız çek stokunda da büyük bir artışa yol açacak. Geçmişte gelen, o geçmiş krizlerden gelen bir birikim zaten var. Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu vesileyle karşılıksız çeklerle ilgili de şunu ifade etmek isterim. Benim bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na vermiş olduğum kapsamlı bir kanun teklifi vardır. Karşılıksız çek uygulamasının bu yıl sayısal olarak artacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
ceza önlemleri, hapis cezası önlemi karşılıksız çek sayısındaki artışı önlemiyor. İnsanın, adamın parası yoksa ödeyemiyor zaten. Ödeyemiyor. Yoksa kimse hapse girmek istemez. Dolandırıcılarla diğerlerini ayırt etmek gayet mümkün. Bu konuda da bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Turizm sektörü bu yıl olağanüstü ölçüde etkilenecek. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı bu yıl çok fazla turist gelmesini istemiyoruz dedi. Esasen isteğe bağlı da değil, gelmeyecekler. Rezervasyon iptalleri olağanüstü ölçüde. Zaten turizm sektörü uzun süren bir krizi yaşamıştı. O krizden geçen yıl çıkmanın işaretlerini vermişti. Şimdi yeniden geriye doğru gidiyoruz. O nedenle turizm sektörü üzerindeki yüklerin ertelenmesi değil, kaldırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açıklamasına bakıyorum. Konaklama vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktı. Onu 1 Kasım 2020 tarihine erteliyoruz diyor. Konaklama vergisinin ertelenmesi değil, kaldırılması şarttır. Yine tanıtma fonu kesintisi uygulamaya girdi. Tanıtma fonu bütün işletmelerin hasılatından belli bir yüzde ya da binde, örneğin otellerden %7,5 oranındadır bu pay, ödenmesini gerektiriyor. Bunun da yürürlükten kaldırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Teklifimizde buna yer verdik. Turizm irtifak haklarının, turizm kullanım bedellerinin yine yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini öngörüyoruz. Gemi inşa sanayi önemli bir sektörümüzdür. Gemi inşa sanayide Türkiye'nin çok büyük potansiyeli vardır. Ancak yıllardır bu potansiyeli Türkiye maalesef kullanabilmiş değildir. Öyle bir altyapımız vardır. Tersanelerimiz vardır. Çekek yerlerimiz vardır. Bunların yine hazineye olan irtifak hakkı bedeli, kullanım bedeli gibi borçlarının da 31 Aralık 2020 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmesini öngörüyoruz. Kredi garanti fonunun kaynağının 25 milyar Türk lirasından 60 milyar Türk lirasına çıkarılmasını öngörüyoruz. Şimdi akla şu gelebilir. Sayın Erdoğan dün bu fonun kaynağını 25 milyar liradan 50 milyar Türk lirasına çıkaracaklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan torba yasa teklifinde fonun kaynağının 25 milyar liradan 35 milyar Türk lirasına artırılması yönde bir düzenleme vardı. Yani koronavirüs öncesinde zaten kaynak 10 milyar lira daha artırılıyordu. Demek ki onun üzerine Sayın Erdoğan 15 milyar lira daha koyalım diyor. Elbette koysun tabii ki. Ama turizm sektörünün içinde bulunduğu zor durumu dikkate alarak biz kredi garanti fonuna aktarılacak olan kaynağın toplam 60 milyar lira olmasını ve bunun 10 milyar liralık kısmının turizm sektöründeki işletmelere, özellikle KOBİ'lere kullandırılmasını şart görüyoruz. Aksi takdirde turizm sektöründe rezervasyon iptalleri nedeniyle olağanüstü ölçüde işten çıkarmalar başlayabilir. Evet, kısa çalışma ödeneğiyle o önerilerimizle bunun önlemini alıyoruz. Ama bunu da sisteme soktuğumuz anda yaz sezonlu sektör daha rahat bekleyecektir. Endişe içinde olmayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın yine açıklamış olduğu önlemlerden birisi, belediyelerin İller Bankası'ndan almış oldukları paylardan 31 Aralık 2000, daha doğrusu Genel Başkanımız bir tarih öngörmemişti de onu burada somutlaştırdık. Kriz dönemi için en azından bu paylardan 31-12-2020 tarihine kadar bir kesinti yapılmamasını öngördük. Yani belediyelerin vergi ve sigorta prim borçları nedeniyle bir kesinti yapılmamasını öngördük. Bunun da şart olduğunu düşünüyoruz. Bu belediyelere elbette bir finansman desteği sağlayacaktır. Ancak bu süreçte belediyelerin sosyal harcamaları artacaktır. Bunu unutmayalım. Belediyeler bunu çarçur eder diye düşünmeyelim. Belediyeler bunu sosyal harcamalarını, sosyal destek ödemelerini, yoksul vatandaşlarımıza, dar gelirli vatandaşlarımıza yapılacak ödemeler olarak kullanacaklardır. Bundan kaçınmamak gerekir. Evet,
Son olarak okullara ara verilmesi nedeniyle 190 bin civarındaki ücretli öğretmenin ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması. Genel Başkanımız bunu ifade etti. Okullar kapalı, öğrenime ara verildi. Bu öğretmenler ders verdiği sürece bu parayı alabiliyordu, bu ücreti alabiliyordu. Şimdi bundan yoksun kalacak. Bunu da süratle çözmek, düzenlemek gerekir. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa cevaplamaya hazırım. Teşekkür ediyorum. Yok. Çok teşekkür ederim.